Gazete Fersu'de özel yayınından herkese merhaba. Ben Bengüsü Kömürcü. Bugün sizlere Van'dan Ruşen Takva ile Elazığ'da yaşanan son gelişmeleri ve açıklamaları aktaracağız. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında başlatılan arama kurtarma çalışmaları dün itibariyle sona ermişti. Kent genelinde ağır ve orta hasarlı yapılar için başlatılan yıkım ve tespit çalışmaları ise şu an için sürüyor. 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 1607 kişinin yaralandığı depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde 22 olmak üzere toplam 1190 deprem meydana geldi. AFAD yaptığı açıklamada hastanelere kaldırılan yaralılardan 1523'ünün taburcu edildiğini, 16'sı yoğun bakımda olmak üzere 84 yurttaşın tedavisinin devam ettiğini belirtti. Açıklamada AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5093 personel, 636 araç ve 22 arama kurtarma köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 sivil toplum kuruluşu personeli de çalışmalarda görev almıştır. 311 tır dolusu ihtiyaç malzemesi AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 25.393 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 27.430 yatak, 66.751 battaniye, 4.312 ısıtıcı ve 6.436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşlara 50.960 kişilik sıcak yemek, 22.470 kahvaltı ve 7.000 çorba dağıtılmıştır ifadeleri kullanıldı. Hasar tespit çalışmalarında 530 teknik personel ve 5 araç görev yaptığı belirtilen açıklamada, şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Maraş'ta incelenen 13.346 binadan 378'inin yıkıldığı, 3.249'unun ağır hasar aldığı, 214'ünün orta ve 4.826'sının az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 50 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 4.629 binanın ise hasarsız olduğu anlaşılmıştır denildi. Benim sizlere aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Söz Van'dan Ruşen Takva'da. Evet, Bengisu'ya teşekkür ederken depremin son tanığı olan Van'dan merhaba. Bilindiği üzere Van 23 Ekim 2011 günü 7.2 şiddetinde bir depremle sarsılmış. Bu deprem sonrası 644 yurttaş hayatını kaybetmiş ve 1966 yurttaşımız da yaralanmıştı. Van depremiyle ilgili bu kısa hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi de Elazığ depreminin Van'daki yansımaları, gelişmeleri ve açıklamaları nasıl oldu, kimler neler söyledi onlara bir bakalım. Van Otelciler Derneği Vanoder, Elazığ'da yaşanan yıkıcı deprem sonrası derneklerine üye olan 22 otel ile birlikte barınma sorunu yaşayan aileleri ücretsiz ağırlama kararı aldığını duyurdu. Hemen ardından Van Barosu Yönetim Kurulu üyeleri yakın zamanda depremin ağır sonuçlarını yaşamış bir kent olarak diye paylaştığı metinde Elazığ'da yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından yardım kampanyası başlattığını açıkladı. Kampanya ile ilgili detayları, bilgileri ve 30 Ocak günü sonlanacak yardım kampanyası çalışmalarının geldiği son aşamayı Van Baro Başkanı Zülfikar Uçar'a sordu. Uçar, kampanyamızı halktan ve meslektaşlarımızdan ilgi büyük. 30 Ocak Perşembe günü hazırladığımız kolileri Elazığ'a göndermek için yola çıkaracağız dedi. Van Barosu'nun yanı sıra Urfa ve Batman Baroları da yardım kampanyalarını başlattıklarını sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurdu. Urfa Barosu, meydana gelen depremden dolayı Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardımda bulunmak isteyen meslektaşların Baro adına kayıtlı banka hesaplarına yardım yapabileceklerinin bilgisini paylaşırken, Batman Barosu, deprem felaketi nedeniyle depremin yaşandığı bölgelerdeki ihtiyaç sahipleri için meslektaşlarımız arasında aynı ve nakdi yardım kampanyası başlattık. Başta giysi ve battaniye ihtiyacı olmak üzere tüm yardımlar tarafımızca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır dedi. Gazete Fersu'da özel yayını ile Elazığ depreminin Van ve bölgedeki öne çıkan yansımalarını, gelişmelerini ve açıklamalarını dinlediniz. 28 Ocak 2020, Ruşen Takva, Van.